Parti meclisi toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'lilerin sözde Cumhurbaşkanı eleştirilerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Milleti açlığa, fakirliğe, fukaralığa mahkum eden sensin. O nedenle sana sözde Cumhurbaşkanı diyorum ve demeye devam edeceğim." dedi. Sözde Cumhurbaşkanı diyorum ve söylemeye de devam ediyorum. Kılıçdaroğlu ayrıca sözde Cumhurbaşkanı dediğim için bana 1 milyon liralık tazminat davası açmış. Teşekkür ediyorum 1 milyon liralık tazminat davası için. Ben de 1 paralık tazminat davası açıyorum. Çünkü değeri bu ifadelerini kullandı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sözde Cumhurbaşkanı tartışmalarına ilişkin olarak balık baştan kokarmış. Bir de Anadolu'da bir söz var. İstediğini söyleyen istemediğini duyarmış ifadelerini kullandı. Akşener parti olarak bu gündemi reddettiklerini belirtti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçileriyle bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Biz ülke olarak Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi rayına oturtmak için hazırız. Avrupalı dostlarımızdan da aynı iradeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisini militan olmakla suçlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 1'er milyon liralık tazminat davası açtı. Kaftancıoğlu kazanacağı tazminatı İstanbul'daki yoksul ailelerle paylaşacağını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Bekeroğlu, Merkez Bankası döviz rezervinin tarihinde ilk kez eksiğe düşürülmesi nedeniyle eski Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yargılanması gerektiğini ifade etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, HDP'ye yönelik kapatma davası ile ilgili Bahçeli'den gelecek talimatı beklediklerini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, Sultanahmet ve Suruç katliamlarının faillerinden biri olan IŞİD'lerin yakalandığını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre İstanbul'da 4 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor. Cuma günü öğleden sonra başlayacak kar yağışı pazartesi gününe kadar devam edecek. WhatsApp son dönemdeki gizlilik sözleşmesi ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile korumaya devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez ifadelerini kullandı.